arkadaşlar. Babalar gününe özel bir video çekeceğiz. Peugeot 3008 çekeceğiz. Babamı kısaca anlatacağım size. Babam otomobil boyacısı aslında. O yüzden annemle farklı olarak daha çok otomobil muhabbeti yapabileceğiz. Yani yıl kaç yaşından beri baba? Çocukluğumdan beri yapıyorum ben bunu. 10 yaşından beri falan mı? Evet, o kadar değil mi? Evet. Peki 50 an, sene rahat var. Şu an kaç yaşındasın? 68 yaşındayım. Vay maşallah. Arabayı beğendin mi? Araba harika, çok güzel. Şöyle arkadaşlar 1.6 THP 3008 ile beraber olacağız bugün. EAT 6 otomatik şanzımanlı GT Line versiyonu en dolusu. 6 ileri mi bu? 6 ileri. Tam otomatik şanzıman var. Rengine ne diyorsun? Bu ne diye geçiyormuş biliyor musun baba? Bakır turuncu. Evet. Beğendin mi? Senin uzmanlık alanın renk. Güzel. Sedef zaten. Sedef de var içinde, evet. Sedef. Ya tasarım çok konuşmuyorum ben aslında baba videolarda. Çok anlatmıyorum ama kısaca bahsediyorum. Beğendin mi? Anlatmaya gerek yok. Araba kendini anlatıyor zaten. Öyle mi diyorsun? Yani bu araç harika yani. Güzel görünüyor değil mi? Evet, gayet yani, güzel. Şu öndeki dik panjur var ya. Evet. O çok kaslı gösteriyor arabayı. Çamurluklarda bak, çamurluklarda da şurada şişkin hatlar var. Bak evet, bunlar da evet, kaslı gösteriyor. Evet. Arkada da aynı bu kütlük var şu öndeki. O yüzden bayağı bir kaslı görünüyor araba. Evet. Güzel şık görünüyor evet, yani. Evet. LED farlar var bak, full LED baba. Bunda ve kayan sinyaller var bak. Şunlar da gündüz farları. Şu altındakilerde bak, sinyaller var, kayıyor. Bilmiyorum videoda görünüyor mu arkadaşlar şu anda ama. Jantlar çok güzel. 19 bu en üst evet, paketteki evet, jantlar. Evet, evet. 19 ama konforu da çok etkilemiyor çünkü yanaklar 55 yanak. Bayağı etli yani yanaklar. 19 olmasına rağmen jantların. Yanaklar bayağı etli. Yanlarda bile sensör var. Önde, yanda var. Evet, evet. Yanlarda bile var. Komple yani, full falan park sensörü var. Babam arabayı inceliyor. Bak şurası da güzel detay. Oo bak, C-Stur'u arabanın evet, evet, burayı evet, komple cam yapmışlar. Bütünleşik duruyor. Tamamlıyor. Ve, camları evet, tamamlıyor. Şık duruyor. Şuradaki parçayla beraber sanki böyle bütün komple cammış gibi duruyor. Arka görüntüsü de çok güzel. Evet. Çok bak, güzel yani, çok şık yapmışlar. Bak burası yani, piyano siyah, buna dikkat ettim ben. Ama içinde şey var, metal var. Ha, güneşte çıkar onlar. Evet, güneşte çıkıyor. Güneşte çıkar, gölgede çıkmaz. Güneşte çıkar. Stoplar da bak, bu artık bu Peugeot'un marka kimliği oldu. Aslan pençesi bak, görüyor musun? 3 tane. Evet, evet. Markanın kimliği oldu yani. Buradayken hazır arabanın bagaja da bakalım baba. Bak bakalım. Evet. Bunun elinde torbalar falan varsa elektrikli bir bagaj var ama aynı zamanda ayağını şuradan sallayarak açıyorsun, evet, elinde poşetler varsa. Sensörü var, okuyor. Evet. Güzel. Benim dağınık çanta. Evet. 520 litre bagaj. Oo. Evet. Yarım ton. Vay be. Koltuklar da yatıyor. O zaman da bayağı bir çıkıyor. Bak bunlar yatıyor. Tabii. Bunlar yatıyor. Koltuklar yatıyor. O zaman 1482 litreye kadar çıkıyor. İyi değil mi? Çok güzel. Burada işte stepne falan burada. Stepnesi var. Evet. Evet. Yanlık evet, oraya attım sallanmasın diye. Böyle buralardan yatırıyorsun direkt koltuğu bak. Buna tıks yaptım mı yatıyor koltuk. Yatıyor. Evet evet tabii. Çok güzel yani. Rahat. O yüzden çok kolay yani. Burada bir 12 volt çıkışı da var bak. Bu var, anladım evet. Yani bir kadın bunu tek kendi kendine. Tık evet aynen tek yani, tek hareketle evet, direkt yatırabilir yani. Evet. Geçelim mi içeri doğru? Geçelim bakalım. Buradan bak kapatıyorsun. Kırmızıya basıyorum. Evet, bagaj kapatıyorsun. Kendi kendine kapanıyor. Aynen öyle. Bu arabanın aslında olay direkt olarak içinde. Örtümüzü bir kapatalım. Ses yapmasın. Önce benim ilk ilgimi çeken nokta şu koltuklar ya. Bak. Kapitone de değil, değişik bir böyle desen var. Ama çok kaliteli, güzel görünüyor. İşçilik var bunda bayağı. İşçilik var değil mi? Evet, işçilik var. Kokpite gelelim. İşçilik var yani. Hoppa. Arabanın içi uçağın içine benziyor yani. Uçak gibi değil mi? Öyle yapmışlar evet. Şimdi baba anlatayım sana bak bu Ay kokpiti. Evet. Bunu ben geçen sene Paris'te gidip böyle bir tane konsept gibi bir şeyin içinde gösterdiler bize. Hı. Bu kokpiti. Şuradan çalışıyor arkadaşlar bu arada. Çalıştı. Bir konseptin içinde gösterdiler bize. Orada da etkileyiciydi ama bir arabanın içinde görmek çok daha etkileyici. Daha farklı, evet yani tamamen sürücü odaklı tasarladıklarını söylüyorlar yani. Bize hep böyle basın bültenleri geliyor ya. Orada hep bahsediyorlar işte sürücü odaklı diye. Bu gerçekten sürücü odaklı. Yani bak böyle biraz dönük şurası, görüyor musun? Ve her şey çok fazla elinin altında. Öncelikle şu ekrandan bahsedeyim. Bu ekran bu sınıfta aslında tek. Bu kadar kişiselleştirebilir bir ekran yok. Bak şimdi ortaya görüyor musun? Evet. Sağ solu daha doğrusu, pardon. Bak şimdi. Şimdi böyle yaptım ya. Bak sağ tarafa bak, görüyor musun? Evet. Şimdi bak asgari diyor. Asgariye bastığında gece sürüşü mesela, değil mi, yapacaksın? En aza indiriyor bak. Sadece hız gösteriyor, görüyor musun? Sonra bak kadranlar dediğinde kadranları getiriyor sağa sola, bak görüyor musun animasyonu? Ne güzel geliyor. Saatler çıkıyor. Evet. Kilometre saat. Devir göstergesi ve kilometre göstergesi. Sonra mesela sürüş dediğinde sürüş bilgileri geliyor. Gene devir, kilometre geliyor sağa sola ama bu sefer sürüş odaklı. Yani sürüş bilgileri ağırlıklı bir şey geliyor. Sonra navigasyon dediğinde komple navigasyon oluyor ekran. Bak. Sonra bir de özel var. Özele tıkladığında da istediğin şeyi seçiyorsun. Sağa diyorsun ki işte atıyorum devir göstergesi gelsin. Sola navigasyon gelsin. Oraya bu gelsin, buraya bu gelsin. Anladın? Bilgisayar oyunu gibi. Evet. Harika bir şey. Vallahi çok güzel bir şey. Güzel, evet. Burada da normal hem yolcunun hem sürücünün kullanacağı bir ekran var. Bu ekran multitasking dediğimiz ve dokunmatiğiyle bak güzel çalışıyor. Burada güzel bir olay var. Şunu da göstereyim bu arada gelmişken. Bak müzik sisteminin ses düğmesi gene manuel bak. Bu kadar şey olmasına rağmen. Bu en üst paket bile zaten. Müzik sisteminden de bahsedeyim. Focal'in bir müzik sistemi var. Bak müzik sistemi nasıl? Güzel mi? Buradan müzik sistemini ayırıyorsun. Bu benim çok sevdiğim bir özellik. Yani normalde hani ekran yapıyorlar ya, ses sistemini, müziği açıp kapatmayı oraya koyuyorlar. Çok zorlayıcı bir şey o. Evet. Bu müthiş. Hep alıştığımız şey ama gene araba dijital, elektronik her şey. Direksiyondan da var, buradan da var. Sesi açıp kapayabiliyorsun. Evet, buradan da bak tık tık yapabiliyorsun. Şimdi asıl güzelliği şurada. Bak yani daha doğrusu değişikliği diğer otomobillere göre. Şimdi bak şurada bir düğme var. Şu müziği bir kısayım. Bu düğmeye basıyorsun. Tamam mı? Evet. Bu düğmeye bastık. Bak şimdi ekrana. Şimdi bak iki tane şey geldi. Ekran geldi. Evet. Relax ve Boost. Tamam. Relax modu adı üstünde zaten. Evet, relax. Daha relax kullanmak için. Bak şimdi basıyorsun relax'a. Ne oluyor biliyor musun? İçerideki ambiyans ışıklarını değiştiriyor. Otomobilin içinde koku var. Kokuyu değiştiriyor. Vay. Sonra bir de koltuklara masaj veriyor. İstersen de buradan ayarlayabiliyorsun bak. Diyorsun ki işte aydınlatmanın şiddetini şöyle yap. İşte ortam kullanıcı ayarlarını şöyle yap. İşte modu dinamik moddan. Evet. İşte sürücü tarafı masaj, koku. Buradan istersen hepsini ayarlayabiliyorsun. Şimdi Boost'a geçtik. Boost'a da işte kırmızı göstergeler geliyor. Bak göstergeler kırmızı oluyor. İç ambiyans ışıkları değişiyor. Ama bunları gene kendi istersen gene kendi kafana göre de değiştirebiliyorsun. Yes. Parfüm de şurada olması lazım. Burada da parfüm var arkadaşlar. Açmışken de torpido gözüne de bakalım. Torpido gözünün içi kaplı ve güzel. Şunlar da bak piyano tuşu diye geçiyor baba. Buradan da bunlar kısa yol. Ve aslında çok işe yarıyor. Bu tuşlar mı? Evet, bu tuşlar. Evet. Basıyorsun mesela buna, müzik sistemine geçiyor direkt. Anladın? Basıyorsun havalandırmaya geçiyor direkt. Klima kontrolü. Basıyorsun navigasyona geçiyor. Basıyorsun araç bilgilerine geçiyor. Basıyorsun telefon. Buna bastığında da işte telefonunu bağlayabileceğin özellikler var. Apple Car Mirror Link ve Android Auto diye. Telefonu bağladığında direkt orada telefonun ekranı oraya yansıyor mesela. Evet, iPhone'u bağladım mesela direkt telefon oraya yansıyor. Mesajları falan okuyor, hepsini yapıyor yani. Burada da koltuk ısıtma falan düğmeleri var. Bak şurada da değişik bir şey var. Bunu da göstereyim sana. Burası ne biliyor musun? Bak şu bölgeye. Buraya telefon attığında kablosuz şarj yapıyor. Oraya telefonu atıyorsun böyle, bırakıyorsun, şarj ediyor telefonu. Uyumlu telefonlar ama işte Samsung, HTC falan. Anladım. iPhone'da da var ama iPhone'da bir kılıf var. O kılıfı alıyorsun. O kılıfı attığında yapıyor. Bu arabada yok ya. Dur da anlatacağım. Joystick. Evet, bu da joystick. Sınıfında tek. Joystick başka yok bu sınıfta. Buraya bastığında da manuele geçiyor. Burada elektronik el freni var. Burada da bir spor tuşu var. Bu tuşa bastığında da spor. Evet, yine göstergeler falan kırmızılaşıyor ve işte gaz tepkiye iyileşiyor otomobil. Evet, yani daha yüksek devirde viteste işlemeye başlıyor. Daha keskin gaz tepkileri oluyor. Şanzımanda daha yüksek devirde vites değiştiriyor. Burada iki tane bardaklık var. Şurada da böyle bir göz var baba. Bak bu gözde bayağı bir derin. Evet. Böyle. Oo. Buraya kadar gidiyor yani. Bak, evet, şuraya kadar. Evet. Şöyle. Arka diz mesafesini de göstereyim buradan arkadaşlara. Otomobilden önce çok testi yapıldı ama ben yapmamıştım. Rahat oturuyorsun. Rahatsın, rahatsın. Evet, yani baksana. Evet, evet. Diz mesafesi açık yani. Gayet iyi. Açık, rahat. Bir şeyden daha bahsedeyim. O da senin ilgini çekebilir. Bak bu kumaş kaplamalar. Çok yani çoğu otomobilde görmediğimiz bir şey bu. Yok, görmedim. Şöyle bir avantajı var baba. Yalıtıma etki ediyor direkt. Otomobilin içindeki sesleri de emiyor ya. Nasıl hani boş bir eve yankı yapar. Yankı yapar. Bu onları önlüyor. Bu onları önlüyor, aynen öyle. Doğru. Evet. Ses yalıtımını iyileştiriyor yani otomobil. Şimdi zaten yolda da yani göreceksin ne kadar. Zaten konuşurken bile biz sesimiz ancak konuştuğumuz kadar tekrar geri gelmek gelmiyor, hiçbir şey yok yani. Değil mi? Evet. Tavan da göstereyim, sormuştun. Tavanda böyle, istersen böyle tek perdeyi açabiliyorsun. Evet. Bu GT Line'da standart geliyor bu tavan. Bu versiyonda. İstersen böyle bu kadar da açılıyor. Oo. Güzel. Komple cam tavan yani. Çok güzel. Arabada yok yok diyebilirim. Çok hoşuma gitti. Bu arabada 1.6 turbo motor var. Evet. 165 beygir. Oo. Evet. Buradan gitsek düz gidelim. Buradan da çıkabiliyoruz artık. Bugün gezelim baba biraz, babalar günü ya. Gezelim. 165 beygir mi dedin? Evet. Torku da 240 Nm. Evet. Babam bir diğer işi de arkadaşlar, gençliğinde yaptığı iş yani aslında o da enteresan bir iş. Almanya'dan buraya araba getiriyordu. Evet. Çok güçlü arabalar falan kullandın çok, o zaman. Transamlar. Neler getirdim neler. Mercedesler, sıfırlar. Masajını açayım mı baba? Bak masajlarda da neler var. Yok işte kedi patisi, dalga, işte stretch. Bir sürü hayır, şey var bak. 1, 2, 3, 4, 5 tane şey var. Dalga yapayım sana. Kedi patisi yapayım yani. Sen hayvanları seviyorsun çok. Burada da şeyi var bak. Derecesini de ayarlıyorsun. Tamam yollarda. Buradan da derecesini ayarlıyorsun. Aha, yüksek, zayıf, orta. Ha. Nasıl yapıyor mu? Başladı evet. Bak araba bir fren yapar gibi oldu. Fark ettin mi? Önüne yaya atladığında, herhangi bir şey olduğunda algılıyor. Algılıyor, duruyor. Öndeki araba birden durdu. Sen durmadın, gene duruyor. Evet. Güvenlik sistemleri acayip araba. Yani Adaptive Cruise Control var. Evet. Biliyorsun Adaptive Cruise Control. Yani öndeki arabayla sen yani hızını sabitliyorsun. Öndeki arabayla o takip mesafeni ayarlıyor. Görüyor. Fren yapıyor, onu gaz veriyor. Tabii görüyor. Buradan da hatta takip mesafesini bile ayarlayabiliyorsun. Öyle bir sistem yani. 30 kilometrenin üzerinde çalışıyor. Çok güzel. Tamamen durabiliyor da. Öndeki araba tamamen fren yaptı. Sen hiç frene basmıyorsun. Tamamen duruyor. Tabii. Şerit takip asistanı var arabada. Şerit takip ediyor. Evet. Yani baktın ki sen şeritten çıkıyorsun, farkında değilsin. Şeride sokuyor senin direksiyonu müdahale ederek. Çok fonksiyon var. Acayip. Cep telefonundan fazla diyebilirim yani. Her şey var arabada. Yok yok kardeşim. İşte cep telefonunda her şeyi kullanmıyorsun. Bunu da kullanıyorsun. Böyle avantaj var. Tabii. Yani istediğin zaman kullanabiliyorsun. Tabii. Bir de bir özelliği daha var. Ondan da bahsedeyim sana. Evet. Tabelaları tanıyor. Hız tabelalarını. Öyle mi? Evet. Uyarıyor seni. Yani burada diyor 30 km hız diyor, geçme diyor. Burada diyor 50 km hız diyor, geçme diyor. Evet. Çok güzel bir şey. 2017'de bir de yılın otomobili seçildi bu otomobil. Öyle mi? Tabii. Bak nasıl geçiyor şimdi. Bayağı hızlı geçtik. Gene de rahatsız etmiyor yani. 3 kilometre kaç saniyede çıkıyor bu? 8.9 saniye. 8.9 saniye 5.7 yakıt tüketimi. 100 kilometre. Bu fabrika verisi tabi. Nasıl baba, memnun musun benden ya evlat olarak? Memnunum evladım. Ne demek? Allah yolunu açık etsin evladım. Allah selamet versin. Amin amin. Hepimiz. Bak şimdi. 60 kilometrede soktum devreye baba. Ama uyarıyor bak, 50 kilometre var diyor. Şimdi tabelayı tanıdı. 50 kilometreye düş diyor. Uyarıyor beni. Anladın mı? Frenleyiz diyor hatta. Oraya kadar uyarıyor yani. Evet. Çok güzel ya. Şimdi öndeki arabayı gördü. Bak. Bak görüyor musun? Kendi dur ya bak. bak. Frene basmıyorsun. Yok, hiçbir şey yapmıyorum bak. Yavaşlat. Bak, tekrar hızlanıyor şimdi. Mesafeyi de bırakıyor. İstersen bunu yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsun da takip mesafesini. Evet, şu an evet, yakındayız biz. Yani birisinden konuşurken falan filan öndeki arabaya daldın, bakmadan ettin, daldın, bir şey oldu. O seni frenliyor. Aynen öyle. Devrede olmasa da frenliyor zaten. Frenliyor. Evet, tabii. Vallahi araba harika. Bak şimdi duracağız. Arabaya. Bak bayağı durma mesafesine geldi. Bu yol vereceğiz zannedecek ama vermeyeceğiz ona. Şurada duralım sana göstereyim diye. Bak basmadım hiçbir şey. Durdum. Gördün. İşler nasıl baba? İşler çok şükür iyi. Ramazan, bayram derken işler güzel yani. Zor sizin, senin iş ya. Zor benim. Ben babamın yanında çalıştım bu arada arkadaşlar. Bayağı takılmışlığım vardır yani. Evet. Biliriz yani zımpara yapmayı falan. Ama boya atmak hakikaten çok zor bir iş. Meşakkatli iş yani. Ustalık ister tabii. Hem ustalık hem sabır isteyen bir şey. Evet. İşte bir yerden bir şey oluyor, olmuyor, oluyor, bu oluyor. Baştan başa zor bir iş yani. En ufacık karınca kadar bir şey gördün mü hemen oraya müdahale edeceksin. Zor iş. Etmezsen tekrar geriye döndürüyor adamı. Ama iyi boyarsın baba. Bugüne kadar kimse pişman olmadı yani, öyle söyleyeyim. Herkes memnun ayrıldı dükkanla. Nereden merak saldın peki baba bu işe? Nereden? Ben esas kaportacı olarak başladım. Aha. Sonra ben dedim bırakacağım kaportacılığı, şeye başlayacağım. Boyacı olacağım dedim. Yani boyamak, kaportacı çekişliyorsun, kazıyorsun falan filan. Pek bir şey göze gözükmüyor. Ama boyacılık öyle değil. Boyacılık bir şey yapıyorsun, bittiği zaman zevkle bakıyorsun. Çok güzel olmuş falan. Arabanın işte rengi değişiyor veya yaptığın yer çok güzel oluyor falan. Onlar hoşuma gidiyordu. O yüzden boyacı oldum. Biraz göreyim istedim. Ben de evet, yaptığım işi yani çalışıyoruz, ediyoruz. Sonunda güzel şeyler oluyor. Ben dedim boyacı olacağım dedim. Böyle boyacılığa başladık. Ben çocukken nasıldım, meraklı mıydım otomobillere? Sen otomobillere çok iyi açıklama. Yani. Vay baba. Annemle konuştuk hep ya. Otomobillere dükkana geliyordum, arabaları dışarı çıkıp evet, içeri sokmak için dükkanda. Evet. Sırf geliyordum dükkana, okuldan çıkıp dükkana gidiyordum. Bazen sabah erken gidiyordum babamla beraber, sırf arabayı alıp kapının önüne çıkartmak için. Babam diyordu, Doğan şu arabayı dışarı çıkar bakalım diyordu. Dünyalar benim oluyordu. Araba kullanmak için, evet. Araba kullanmak için. Vallahi. Değişik arabalar kullanıyor. Evet. Tabii. Hoşuna gidiyor. İşte o kadar hoşuma gitmiş ki şimdi devam ettiriyorum baba. Hala değişik arabalar kullanıyor. Biliyorum. Senin araba sevdan var içinde yani. O tek bir sevda zaten. Biliyorum. Yani bak senin de öyleymiş ki bu işi seçmişsin, tabii, o mesleği seçmişsin. Tabii. Bir şeye insan merak ederse, gözüne güzel gözükürse, içine yatarsa, severse öyle çıkıyor. Ondan sonra işte o sanatı eline almış oluyor. Mesleği eline almış oluyor, öğreniyor. Yani severek yapıyor insan o işi. Evet ya, severek yaptığın işte, bana da işte hep böyle şimdi takipçi arkadaşlar hep yazıyorlar, ediyorlar işte. Abi ne güzel işte sevdiğin yani bir hobini meslek haline getirmişsin abi. Evet. Bu çok güzel bir şey. İşte biz de sana çok özeniyoruz falan yazıyorlar. Arkadaşlar yani yaptığınız işin peşinden giderseniz olur bu iş. Yani o tamamen gönülden bağlı olmakla. Severek yapmak. Severek yapmak tabii. Evet. Yani üstüne gitmek lazım. Zaten bir şey insana huzur veriyor yani. Severek bir işi yaparsan huzurlu oluyorsun. Aynen öyle. Şimdi birazdan bitirelim ama bitirmeden bir fiyatlardan bahsedeyim. Merak ediyor musun arabanın fiyatı? Merak ediyorum, evet. Şimdi bu normalde 3 tane motorla satılıyor. 1.2 bir tane 3 silindirli benzinli motoru var. Evet. 1.6 dizel motoru var. 1.2 de manuel şanzıman da var. Manuel şanzımanla da alabiliyorsun. Ha. Yurt dışında tabii yine dizelde falan da var da burada tercih edilmediği için getirmiyorlar. 108.900'den başlıyor o 1.2 manuel olan en giriş paketi. Şu andaki araba en fullü bizim kullandığımız araba. Yani yok zaten bu araba şu anda. En dolusu. Bu arabada 162.900'den başlıyor. Yani 162.900 TL bu araba. Evet. Bu ÖTV'den sonra biliyorsun fiyatlar bayağı bir arttı. Sen de takip ediyorsun, biliyorsun. Biliyorum. Fiyatlar böyle yani. Arabanın fiyatları da. Yani 160 milyar zengin yani. Bu babamın gönlü zengin arkadaşlar. Bu kadar donanıma, evet. Bu donanıma göre yani bu arabada hiç yok diye bir şey yok yani. Masajın çeşitlerine varıncaya kadar hani masaj deriz. Bir tek bir masaj olur koku falan, ama değil mi? Bunda kokusu çıkıyor. Evet. Kokuyu beğenmiyorsun, başka koku geliyor. Neler neler neler. Yani artık bir şey arayamazsın yani. Daha diyemezsin ki şu yok bu arabada, şu yok, şu da olsa iyi olur falan. Böyle bir şey diyemezsin yani. Bu arabaya oturduğun zaman böyle. Şimdi birazdan bitirelim o zaman babacığım. Çok teşekkür ederim. Baba geldin, vaktini ayırdın. Bize burada şöyle sana bak deniz manzaralı bir yerde bitireyim. Ben burada surf yapıyorum işte baba. Güzel. Şöyle güzel deniz manzaralı bitirelim. Valla vaktini ayırdım baba, hakikaten çok sağ ol. Takipçiler merak ediyordu. Annemden sonra söz verdim babalar gününde de babamla çekeceğim diye. Seninle de benim güzel de gitti. Araba muhabbeti yaptık. Evet. Güzel oldu. Benim de hoşuma gitti. Güzel oldu. Ya güzel vakit geçirdik. Arabayı öğrenmiş olduk. Arabayı çok beğendim ama. Gerçekten eyvallah. Arabayı çok beğendim. Eyvallah. Yani yapmışlar. O zaman ben şimdi öpeyim elini buradan. Eksik yok evladım. El öpenlerin çok olsun. Doğancığım. Buradan bütün senin elini öperek bütün babalar, oh bütün babaların, takipçilerin, bütün babaların babalar gününü kutlayalım. Sağ ol koçum. Sağ ol. Teşekkür ederim evladım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz de baba arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hepinize iyi günler. Hoşçakalın. Masajı mı? Streç yaptın mı?